Ne güzel bir sürpriz oldu. Ya bu bu tabii harika iş oldu. Bir de yani şimdi bak seninle bu parça mükemmel oldu. Bir de daha şimdi Ümit abiye soralım. Ümit abi albüm ne zaman çıkıyor? Daha kimlerle bir sürü şey var. Daha albümle de bekliyoruz ama o albümden önce bundan sonraki programı Beyaz Show'u harika bir gece yapacağız. Türkiye'de bir ilk, bir taverna gecesi. Ümit Besen, Cengiz Kurdoğlu, Arif Susam Beyaz Show'da olacak. Canım abim ya. Bir tane. Çok iyi gördüm seni. Harikasın. Sağ ol. Teşekkür ederim abicim. Albümle ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Bu şarkıyı biliyorsunuz 96 yılında ilk yapmıştık. Yeniden o şarkıyı yapıp ve sizlerin huzuruna bu soundla çıkartmak ve Pamela'nın o güzel yorumu, o katkılarıyla sizlere sunmak bizi mutlu etti. Ve sizlerin de 85 milyonu aşkın tıklamanız, görüntülemeniz internet ortamında bize güç verdi. İnşallah diğer albümde eksik olma. Güzel şeyler sunmaya çalışacağız. Valla Ümit abi yazmış bir kere. Çok sürpriz şahane yaptım. Bir şarkı yani, yazmış. Çok güzel sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Geçerken uğradım. Sana bayılıyoruz. Yaptıklarına bayılıyoruz. İyi sağ ki ol, varsın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki büyüğümüzsün. Ay, seni çok seviyoruz. Sağ olun. Sadece şarkılarını değil, efendiliğini, her şeyini. Sağ olun. Yani. Adamlarını. Teşekkür ederim. Gerçekten. Zaten en büyük, en büyük zenginliğim duruşum. Evet, kesinlikle. Karakterim vallahi ve öyle. Sizlerin sevgisiyle de beslenmek. Alkışlar Ümit Besen için efendim. Buyurun. Güzel adam. Çok harika çok adam ya. Vallahi ya. Hemşerim. Maşallah ya yani. Hemşerim. Çok seviyorum. Sen dinler misin? Yani dinler misiniz? Dinlerim, dinlerim. Siz yetiştiniz o dönemlere yani. Taverna dönemine yetiştiniz mi? Yazlıklardaki taverna. Yok. Sen yetişmedin. Ben yetiştim. Onlar daha Bodrum Çeşme kuşağı abi. Biz evet. Biz daha aşk Kumburgaz'da yaşanır güzelim. Evet. Onlar da. Şey bizim daha ben... aşk Edremit'te yaşanır, Akçay'da yaşanır güzelim. Ümit abi yapıyor ama yine şey bazı böyle taverna geceleri yine. Kimler yapıyor? Ümit abi yapıyor ha, yine. Yapıyor, yapıyor, evet. Yapıyor. Aman yapsın zaten yani. Hani ben yani gidip dinlemek lazım yani. Kağıt soruları var. O kağıt sorularının içine de aşk Bodrum'da yaşanıyorla ilgili de bir şey var. oradaki tavuklar yazmış. Yazan belli oldu. Emre Karaya neden bu kadar tatlı demişler. Kalp perde karşı. Alina Boz her gün aynada kendine bakıp ulan ne güzelim ben diyor mu? Ya Alina Boz aynaya bakıp bunu diyebilir de senin gibi ulan diyemeyebilir yani. Aynaya bakıp ulan ne hayvan gibi güzelim. Kız gibiyim bu arkadaş. Diyor musun aynaya bakıp kendi kendine? Yok hiç demiyorum. Öyle ulan demiyorum yani. Ya, ulan demiyorsan aynaya bakıp der miyiz? İyiyim der yani değil mi? Dersin yani. Ya ben çok aynaya bakmıyorum açıkçası. Şu an düşündüm de bunu okuyunca siz. Çok aynaya baktım hatırlamıyorum. Belki böyle saçımı tararken falan sadece. Ay ya söylemek istemedim şimdi. Peki o zaman biz sana söyleyelim. Biz senin aynan olalım. Çok güzel bir kadınsın. Çok evet, güzel. Evet. Harikasın gerçekten. Beyaz abi sorum sana kapıdaki pilavcı seni görüyor mu demiş. Bizim kapıda bir pilavcı var. Ben de bugün fark ettim. Fark ettin mi? Evet. Bir tek ben fark edemedim adamı. Beyaz Show pilavcısı. Evet. Üzerine de abi Beyaz Show pilavcısı yazıyor. Benim de resmin var ama. Benim resmim mi var? Evet. Yok artık. Logo resmin var. Telif istemek lazım bir ya. Bir dakika ben benim ekibe sorayım. Gerçekten benim resim falan mı? Peki gelen giden ben bunu açıklamasam yıllardır bizim programa gelen öğrenci arkadaşlar. Sen satıyorsun. Ulan bu herif. Ulan bu herifin programdan kazandığı yetmedi bir de buradan bizi yiyor. Arkadaş. Vallahi var. Allah. Ama karışma. Ya karışmam. Karışma satsın ya. Karışmam canım. Öteki köşede Okan'ın kokoreççisi vardı çünkü. Yani. Biz öyle karşılıklıydık bir ara. Yok pilavcı abimize karışmayız ya. Rızkı ne kadar güzel. Harika aynen, kazansın aynen. Ne güzel. Ama benim değil yani pilavcı onu bilin. Bülent abi neden Bodrum, neden Çeşme'de, neden yani hani. Gümüşhane'de aşk yaşanamaz mı demiş. Gayet normal olur yani. Olmaz diye bir şey. Gayet normal. Güzel, güzel. Gayet evet. Normal yani.
Yaşamak Erken. İsteyen il, sınırı, kasaba, nahiye, belde, bucak tanımadan. Tanımaz, evet abi. Ne düşünüyorsun Aşk Bodrum'da Yaşanır şarkısıyla ilgili? Yani ilk dinlediğinde ya da sonra bir şey tınladı mı kulağına, ya bir şey geldi mi aklıma? Aşk Bodrum'da Yaşanır'la alakalı mı? Evet, şarkıyla alakalı. Aşk Bodrum'da Yaşanıyor. Ben yazdım. Evet, biliyorum, biliyorum. Düşünüyorum. Sen vakit çalıyorsun. Evet. Seviyor musun evet. parçayı Halina? Seviyorum, güzel bir parça. Güzel parça. Bodrum'a falan gittiğinde dinliyor musunuz? Ben bir defa gittim Bodrum'a, o zaman da herhalde. Sen de kızım aynaya bakmıyorsun, Bodrum'a gitmiyorsun. Sen ne biçim ünlüsün ya? Vallahi ya. Bu nasıl ünlü? Ben de gitmiyorum. Yani. Sen de mi gitmiyorsun? Hayda. Nereye gidiyorsunuz siz tatile? Vallahi ben Rize'ye gidiyorum ya. Rize'ye gidiyorsun, evet. Memlekete gidiyorsun. Evet. Peki. Bizi şu anda bitirdin yani bu. Sanki biz hep Bodrum'a gidiyoruz, bir tek sen Rize'ye gidiyorsun gibi. Biz burada mal bebesi gibi kaldık şu ya anda. Estağfurullah ya. Ben de her tatilimi bırakın, programdan çıktıktan sonra bile Artvin'e gidiyorum devamlı. Yani gece Artvin'e giderim, sabah dönerim ya öyle. Son uçakla. Öyle yani, son uçakla. Bu Aşk Bodrum'da Yaşanıyor güzelim parçasını biz bir uluyla beraber bir ele aldık. Dedik ki... Çok parçanın Eyvah. İçine girdik, çıktık. Sertepe Öner'den tuttu birçok sanatçıya. Vallahi. Dedik Aşk Bodrum'da Yaşanıyor güzelime. Biz dedik daha real bir klip çekelim. Sözlerini de daha real hale getirelim. Çünkü aşk gerçekten her zaman o Bodrum'da yaşanmaz. aşk, üniversiteli arkadaşların kaldığı evlerde Bodrum katlarında. Onu ben... Evet, tamam ben... Onu söyleyecek. Yani Bodrum'da yaşanır yani. O yaşanır. Onu... Orada da yaşanır yes. ya. Orada da yaşanır diye. Ben Eskişehir'de üniversitedeyken 3 tane öyle evim oluyor. Bodrum katlarım bayağı. Yani sadece insanların bacaklarını görüyorsun. Bir de habire egzoz dumanı geliyor böyle. İzleyelim senin parçanın yeni versiyonunu. Bakalım beğenecek misin? Vallahi. Aşk Bodrum'da yaşanıyor Bülent'im. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. İsterseniz buyurun evi gezelim. Yalnız ayakkabılar burada çıkıyor. 3+1 9 kişi yaşarız. Bir çek yatta ayak başa yatarız. Kira vakti içimize kaçarız. Ev sahibi ediyorum. İşte dillere destan mutfağımız. Makarnayı bu kettle'da yaparız. Et yerine sevgimizi katarız. Hayat bazen mecbur ediyor. Tuvalete ben sizi hiç sokmayayım. Derdinize bir dert de ben katmayayım. İsrar etme bak gözünü seveyim. Cahit dezenfekte ediyor. Cahit çabuk çık. Bizim Bodrum bambaşkadır, merkezidir, Beşiktaş'tadır. Öğrencilik zor olsa da işin sırrı arkadaşladır. Yalnız bir dert var ki içimizde yaradır. Derdimiz ne dersler ne de paradır. Söyle öğrenciye bu mu revadır? Kimler kimler flört ediyor? Yok ki en küçük bir organizasyon. Her gün pijama, terlik, televizyon. 9 kişi baştan ayağa hormon. Gençlik böyle elden gidiyor. Nakit varsa biz elden de alırız. Bodrum bu aşkı hak ediyor. Bodrum seninle gurur duyuyor. Yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum ya. Evet. Saygılı. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi arkadaşlar? Müthiş ya. Ulu. Ulu ile beraber kapandık. İBAN numarasını bana. Arkadaşlar İBAN numaralarınızı çıkışta bırakın Bülent abiye. Çıkışta gerekeni yapacak. Bak, Allah canımı alsın, tüylerim diken. Abi ya. Vallahi billahi yemin. Ah elimi kesti.
Vallahi ya, bayıldım ya. Eyvallah vallahi. Müthiş oldu. Ya biz ama çok keyif alıyoruz ya bu işlerden, evet, vallahi. Yani hani vallahi bir de denk güzel geldi mi? Şarkı da çok müsaitti üzerinde oynamaya. Hı-hı. Bir de zaten şarkı bilindik bir şarkı olunca yazma işine 2-0 önde giriyorsun yani. Vallahi bilirim. Için. Gökhan'ın şeyi var mı bu işin içinde? Gökhan Tepe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.